Tek kara komşusu Suudi Arabistan olan Katar'ın topraklarının çok büyük bir kısmı çöllerle kaplı olduğu için nüfusun %80'i başkent Doha'da yaşıyor. Petrol ve doğalgaz zengini ülkeler arasında. Bundan dolayı kişi başına düşen 84 bin dolar gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Ülkenin nüfusu yaklaşık 3 milyon olmasına rağmen Katarlı nüfus sadece 450 bin kişidir. Evet, yanlış duymadınız. Yerel halk sadece nüfusun %15'ini oluşturuyor. Geri kalan %85'i Katar'a çalışmak için gelen yabancı nüfusudur. Katar mimarisinin ve kültürünün bir yansıması olan Suk Vakıf, otantik atmosferi ve birbirinden farklı ürünleri bulabileceğiniz dükkanlarıyla İstanbul Kapalı Çarşı'ya benziyor. Diğer taraftan modern kafe ve restoranlarıyla da vakit geçirebileceğiniz bir yer. İnci'ye benzediği için İnci Adası, yani Pearl Katar, tamamıyla yapay bir ada. Yaklaşık 20 bin konutun bulunduğu ve birçok dünya markasından mağazalar, restoran, kafelerin yer aldığı lüks bir yaşam ve eğlence alanı. Lüks yaşama dair her şeyi burada görebilirsiniz. Mişrep Caddesi denilen yer yine lüksün zirve yaptığı yerlerden birisi. Eğer İngilizce biliyorsanız Arapçaya ihtiyaç duymadan yaşayabilir ve ticaret yapabilirsiniz. Zaten Katarlıların büyük bir çoğunluğu eğitimini İngiltere'de aldığı için ileri düzeyde İngilizce biliyorlar. Katarlıları herhangi bir yerde işçi olarak göremezsiniz. Her sektörde kendi içinde farklı milletten çalışan insanlar var. Taksi şoförleri çoğunlukla Pakistan ve Hindistan'dan gelenlerden oluşurken sağlık ve gıda alanını daha çok Filipinliler, oteller, banka gibi yerlerde Faslılar görülüyor. Bunların dışında Bangladeş, Nepal gibi Asya ülkelerinden ve Kenya, Uganda gibi Afrika ülkelerinden gelen işçiler de var. Nüfusu bu derece karmaşık olmasına rağmen dünyanın en güvenli ülkelerinden birisi. Yabancılara kesinlikle vatandaşlık verilmez ve çalışan işçilerin ülkede hiçbir hakkı yoktur. En ufak bir suça karışırsa da anında sınır dışı edilirler. Ülkede sosyal güvenlik yalnızca Katar vatandaşlarının yararlanması için düzenlenmiş. Çalışan yabancıların emeklilik sistemine dahil olması mümkün değil. Anladığım kadarıyla bu yüzden çoğu kişi belirli bir süre çalıştıktan sonra kendi ülkesine geri dönüyor ve ailesiyle gelenler çok az sayıda. Petrol ve doğalgaz dışındaki en büyük sektörler inşaat ve hizmet sektörüdür. Son yıllarda Türk inşaat şirketleri burada birçok proje gerçekleştirdi. Fakat 2022 Dünya Kupası sonrasında inşaat sektörünün büyüme potansiyeline ilişkin bir belirsizlik bulunmakta. İnsanlar devletin inşaat sektörünü canlandırmak için projeler geliştireceğini söylüyor.
İnşaat sektörünün dışında artan nüfusa ve Katar'ın hem bölgede hem de dünyada yaptığı yatırımlara bağlı olarak hizmet sektörünün büyümeye devam edeceği öngörülüyor. Özellikle finans, ulaşım, bilişim ve iletişim hizmetlerindeki büyümenin süreceği düşünülüyor. Turizm sektörü komşularla yaşanan krizden çok fazlasıyla etkilenmiş. Buna karşılık da Katar 2017 yılında 80 ülkenin vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sağlayarak turizm sektörünü canlandırma yolunda büyük bir adım atmış. Ülke abluka döneminde yerlileşme ve ekonomi çeşitliliğine yani doğalgaz dışı ekonominin geliştirilmesine ağırlık vermiş. Bu alanda da kayda değer gelişme yakalamış. Süt ürünleri gibi günlük kullanılan birçok dayanıksız temel üründe kendi kendine yeterlilik seviyesine ulaşan Katar'ın küresel gıda güvenliği endeksinde önümüzdeki yıllarda ilk 10 ülke arasına girmesi beklenmektedir. 2019-2023 stratejik gıda güvenliği projesi kapsamında ülkenin tarımsal ürünlerde kendi kendine yeterlilik oranı %38'e çıkmış. Balık üretiminde ise 15 ton üretimle %66 oranıyla kendi kendine yeterliliğe ulaşmış. Ülkedeki taze besinlerin üretiminde de hızlı bir artış yaşanıyor. Katar'da iş yapmak isteyen firmaların pazarın koşullarını ve tüketicilerin alışkanlıklarını bilen yaygın bir dağıtım ağına ve sağlam ilişkilere sahip aracılarla kuracakları ilişkiler pazardaki başarılarına büyük katkı sağlar. Başkent Doha'da genel olarak ürünler son kullanıcılara gösterişli alışveriş merkezleri, daha küçük çarşılar ve sokak dükkanları aracılığıyla ulaşmakta. Büyük alışveriş merkezlerinde uluslararası markaların kaliteli ürünleri franchise yöntemiyle açtıkları mağazalarda yüksek fiyatlarla satılıyor. Yerel halk arasında hem marka algısı oldukça yüksek hem de gösteriş amaçlı tüketim çok fazla yaygın olduğu için ihtiyacı olmayan ürünleri bile alıyorlar. Küçük çarşılarda ve sokak dükkanlarında yabancılara hitap eden nispeten kalitesiz ve düşük fiyatlı ürünler de var. Firmaların satın alma kararını vermesi uzun sürebilir. Uzaktan iş yapmak yerine yüz yüze görüşüp ondan sonra karar verirler. Katar'da işe başlamadan önce karşılıklı güvenin oluşturulması oldukça önemlidir. Katarlı iş adamları bir tanıdık vasıtasıyla iş yapmayı tercih ederler. Kişisel temas oldukça önemli olup hiç tanımadıkları kişilerle mail yoluyla ticaret yapılmasına çok sıcak bakmazlar. Tahmin edeceğiniz gibi burada çok sayıda üst düzey yönetici pozisyonunda çalışan yabancılar var. Bu yüzden iş görüşmesi sırasında hangi etnik gruptan kişiyle temas halinde bulunulduğuna dikkat edip ona göre davranmak gerekiyor. İş görüşmesini hızlı bir şekilde geçmemek gerekir. Batılı ülkelerin aksine burada iş görüşmesinden önce kişisel konularda sohbet edilir ve belli bir süre geçtikten sonra iş konularına geçilir. Katarlılar çok fazla iş konuşmasını sevmezler ama alışveriş esnasında her zaman pazarlık yaparlar. Tüm sözlü yapılan anlaşmaların bile sözleşmeye dökülmesinde büyük fayda vardır. Katar son yıllarda modernleşmesine hız vermiş bir ülke ama ülkenin modern görüntüsüne bakarak halkın geleneksel yapısı göz ardı edilmemelidir. Din ülkede her alanda varlığını gösteriyor. Politika, sosyal davranışlar ve iş dünyası üzerinde önemli bir yeri vardır. Burada şirket kurmanız için kesinlikle Katarlı birisiyle anlaşarak onu ya kefil ya da sponsor olarak göstermeniz gerekiyor. Onda da şirketin ancak %49'una sahip olabilirsiniz. Bu yüzden Türk firmaları genellikle ticari temsilcilikler yoluyla buradaki iş hacmini geliştirmektedir. Ticari temsilcilik, genel merkezi Katar dışında yer alan yabancı şirketleri temsil eden ofis anlamına geliyor. Ticari temsilcilik ofisi, müşterilerle irtibata geçerek ana firmanın ürünleri için dağıtım ve pazarlama imkanını geliştirir, pazar araştırmalarını yapar, yerel şirketler ve kamu kuruluşlarıyla bağlantıları yürütür veya ana firmanın ihtiyaç duyduğu ham madde ve yarı mamul ihracatçıları ile iletişime geçerek firmanın bu mallara ulaşımını kolaylaştırır. Fakat bu temsilcilik ofisi fatura kesemez. Kendisi doğrudan ithalat veya ihracat yapamaz.
Artık bu videonun sonuna geldik. Daha fazla bilgi isterseniz aşağıya yorum yazabilirsiniz.